Şimdi Atatürk'ün akşam yemekleri diyelim. Onlar aslında klasik sempozyumlardı. O tarihlerde yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan sürede bütün dünyanın uygar ülkelerinin ileri gelenleri, devlet başkanları, kralları akşam yemekleri yani sempozyumlar düzenlerlerdi. Yemekli davetler olurdu bunlar. Ama çağrılanlar rastgele değil de o akşam görüşülecek konuya göre seçilirdi. Onlar oraya kendi ülkelerinin bazen edebiyatçılarını, bazen şairlerini, bazen ressamlarını, bazen müzisyenlerini çağırırlar. Onların sorunlarını dinlerler. Notlar o sırada da o yemeklerin her birinde geri planda oturan katipler not alırlardı. Kim ne dediyse yazılırdı. Sonra ertesi gün alınan notlardan bir rezüme, özetleme yapılır. İşte bir gün önceki, üç gün önceki yemeğin bildirisi olarak kişiye sunulurdu. Reis Cumhur'a veya krala. O da ona göre ilgililere direktifler verirdi. Ressamların şöyle bir sorunu var, çözüm bulun, çare bulun gibilerden bir şeyler olur. Veya mesela ressamlar derlerdi ki bizim en yaşlımız falanca çok zor durumda, kimsesi yok, yaşlandı, tek başına bir evde yaşıyor. Not alınırdı ertesi gün. Onun durumu inceletilir, bakılır, hastaneye yatırılır, kaldırılır, yanına bakıcı verilirdi. Yani çok çok kültürel, çok insancıl toplantılardı onlar. Oysa onu bizim bazı çevreler akşam kafa çekme, ayyaşlık işi olarak yazdılar, çizdiler. Herkes de öyle. Atatürk Cumhurbaşkanı olduğu günden başlayarak Batı'daki devlet başkanlığının yaptığı bu misyonu o da benimsemiş ve sağlığını, kendi özel hayatını bir tarafa bırakarak Latife Hanım'la boşanmaları da bu yüzdendir. Yukarıda sempozyum var ve aşağıda kadın ayağını vurup Kemal gel dermiş. Yani artık yeter bırak onu diye. Düşünebiliyor musunuz? Bu tür nahoş durumlar yaşanmış. Orada Atatürk zannediyor, Atatürk habire içermiş. Hayır. İçkiyi çok dikkatli içen, çok nezih içen bir adam. Hiçbir sofrada onu şöyle yalpalayarak gören olmamıştır kalkışını. O Atatürklüğünü, devlet başkanlığını korumakta çok titiz bir adam. Giyimi, kuşamı, konuşması öyle sarhoş olacak, sağa zayıtacak, sola zayıtacak. Bunlar hiç olmayan şeylerdir, iğrenç şeylerdir. Hasan Cemil Çambel'in hatıralarını okuyun. Ünlü bizim bir arkeologumuz vardı. Halet Çambel'in babası bu dediğim insan. Yazılmış, yazılanı okuyan yok. Olmadığı için Türkiye'de Atatürk'ün sofrası deyince bunu böyle yazanlar da oldu zaten. O değil. Yani böyle bir şey ve o sofradan mesela konuşmanın başında dediğimiz ressamların sanayi nefise hocalarının Türkiye'nin her tarafına gönderilip resim hocalarının resimler yapmaları odur. Şeref Akdik benim yazıları geçirdiğim Amasra'ya gelmiş. Amasra'da o kadar güzel pastoral çalışmalar yapmış adam. Harika resimler. Onlar şimdi bize de ne kadar güzel bir imkan düşünebiliyor musunuz? Gibi her yere böyle ressamlar gönderilmiş, çalışmışlar, heykeltıraşlara görevler verilmiş. Sinan'ın heykelini yaptırtmış adam yani bir bu öyle bir resmi yok. Hiçbirisi yok. Bir tek bir Kanuni'nin cenaze töreninde mezar kazdırışı var. O Sinan deniyor. Onu da görmemiş herhalde Atatürk. Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önüne dev bir Sinan yaptırmış. Yani Sinan'ın ululuğunu, büyüklüğünü o eserler ancak böyle bir İlk çağ tanrıları gibi bir adam yapmıştır.